Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Neler hazırlayacağım? Hemen ilk önce onları sıralayayım. Köfteli bir nohut yemeği yapacağım, sulu. Yanına bir pirinç pilavı yapacağım. İki çeşit de salata hazırlayacağım. Nohutun köftesini yaparak başlayayım. Bir adet kuru soğanı rendeledim. İçerisine bir diş de sarımsak rendeledim. 300 gram kıymayı kabımın içine alıyorum. Kıymanın rengi böyle mor gibi gelebilir. Buzluktan çıkarttığım için bu şekilde. Yarım su bardağı kadar ekmek içi ya da galeta unu da ilave edebilirsiniz. Bir adet yumurta. Baharat olarak da tuz, karabiber, bir de pul biber. Öncelikle bunları güzel yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra şeklini vermeye başlıyorum. Yanıma bir miktar elim bulamak için sıvı yağ aldım. Ara ara bulayıp fındık büyüklüğünde, yani nohut kadar boyutta yuvarlıyorum. Yağlamadan yapmayın. Bu sefer içerisinde yapışacaktır birbirlerine. Köftelerin tamamını artık yuvarladım. Ocağın başına geçmeden önce 3 su bardağı haşlanmış nohut kullanacağım. 2 su bardağı pirinci de ıslattım. O da kenarda beklesin. Şimdi ben öncelikle köfteli nohut yemeğini yapacağım. Ardından pilavı da yapıp Tavayı onları ocağıma aldım. İlk önce köfteleri kızartacağım birazcık. Çok azıcık, şöyle hemen hemen 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağını tavanın içine alıyorum. Ocağın altında yakıyorum. Yağ ısındıktan sonra köfteleri içerisine bırakıyorum. İyice ısınsın yağını. Çok karıştırmıyorum. Artık karıştırmayacağım. Sadece tavayı şu şekilde arada sallayacağım. Altını yükseğe açın. Çok fazla sıvı değil. Hafif böyle rengi değişince hemen alacağım. Köftenin kızardığı artık yeterli. Bunu böylece arka tarafa alıyorum. Orada beklesin. Nohut yemeğini yapmak için uygun bir tencereyi önüme alıyorum. Ocağın altı yanıyor. Sadece 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanacağım. Köftede de yağ olduğu için direkt içine boşaltacağım. Ondan dolayı çok yağlı olmaması için çok fazla yağ ilave etmiyorum. Bir adet orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Onu da ilave ediyorum. Soğan yeterince pembeleşti artık. İçerisine bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Bir süre kavurduktan sonra içerisine haşlanmış nohutları ilave ediyorum. Köfteleri içerisine döküyorum. Çok fazlasıyla dağıtmadan köfteyle nohut karıştırıyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Bir miktar şöyle pul biber. Artık suyunu ilave edebilirim. Suyunu tamamen damak tadınıza göre arzu ettiğiniz gibi ilave edebilirsiniz. Çok fazlasıyla pişirmeyeceğiz. Nohutlar haşlandığı için sadece bir 10 dakika birbirini özleşmesi için kaynatacağız, o kadar. O yüzden çok fazlasıyla su ilave etmeyin.
altını kısağa alıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Arka tarafı alacağım. Orada bir 10 dakika pişsin. Ben orada hemen pilavı yapayım. Pilavı yapmak için tencereyi alıyorum. Arka tarafa da suyunu koydum. O da orada kaynasın. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağı. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Pilavınızı isterseniz sade bırakabilirsiniz. Ben şehriyeli yapacağım. Yarım su bardağı arpa şehriye ilave ediyorum. Tel şehriyeli de yapabilirsiniz. Şehriyelerin rengi değişene kadar kısık ateşte kavuruyorum. Kavrulan şehriyenin üzerine bir kayıp süzgün pirinç ilave ediyorum. Pirinçler diri diri olana kadar kavuracağım. 2,5 su bardağı suyu ayarladım. 2 bardak pirinci 2,5 su ilave ediyorum. Tuzunu da ilave ediyorum. Tamamdır artık. Kapağını kapatıyorum. Altını alabildiğiniz en kısa alın. Yavaş yavaş pilavınız pişsin. Yemeklerim orada birazcık dinlenirken ben bir tane salatamı yaptım. Çünkü klasik yeşillik salatası hazırladım. Kırmızı mor lahana kullandım. Konserve şeklinde. Havuç, turp ve kıvırcık kenarlarında salatalıkla. En sonu zeytinyağı, limon ve tuzu karıştırıp üzerine sos hazırlayacağım. Onu artık servis esnasında. İki salata yapmak istedim. Bir tanesi salata türü, diğeri de meze gibi olsun istedim. Yoğurtlu patates salatası hazırlayacağız. 2 tane orta boy patatesi küp küp olacak şekilde doğradım ve haşladım. Çok fazlasıyla haşlamayın, bu sefer dağılıyor. Derin bir kabı önüme alıyorum. 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu mayonez ilave ediyorum. Eğer mayonez ilave etmek istemezseniz katmayabilirsiniz. Sadece yoğurtla da yapabilirsiniz. Bir 6 yemek kaşığı dolusu da yoğurt. Yoğurtlu mayonezi önce bir çırpayım. Hemen içerisine közlenmiş konserve kırmızı biber kullanacağım. Birazcık da turşu. Küp küp olacak şekilde doğradım. Bunları da katıyorum. Tamamen arzuya göre ilave edebilirsiniz. İster azaltın, isterseniz çoğaltın. Şimdi içerisine haşladığım patatesi de ilave ediyorum. İsterseniz mısır da katabilirsiniz. Şöyle bir karıştıracağım. Eğer yoğurt gerekirse biraz daha yoğurt alacağım. Tuzunu ilave edeyim. Bir miktar şöyle göz kararı tuz atıyorum. Yeterli. Ben kırmızı biberin yanına bir diş sarımsağı küçük küçük doğramıştım. Sizler de sarımsak minik minik doğrayıp atabilirsiniz içine. Çok yakışacaktır. Bu yoğurt yeterli artık. Daha fazla yoğurt almayacağım. Yeterince karıştırdım artık. Bir servis tabağını alıyorum. Yemeklerim pişti artık. 20-25 dakikadır da dinleniyordu. Şimdi artık yemeklerimi getireyim. Sunuma geçeyim. Yemekleri servise getirdim. Şimdi tabaktaki son haline geçebiliriz. Gayet güzel bir yemek oldu. Köftesi falan hiçbir şekilde dağılmadı. Ben böyle bir kaseye koyup yanına koyacağım. Sizler de nasıl arzu ediyorsanız o şekilde servis edebilirsiniz. Şimdi birazcık da patatesli salatadan koyacağım. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.